Galatasaray TV ekranlarından sezonun son voleybol analiz programıyla hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Bugün program konuğumuz ayaklarının tozuyla Bükreş'ten gelen Ataman ve Nihan Güneyligil. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi soru hazırlamadım. Yani çok net. Çünkü hazırlanacak bir şey yok. Şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım dedik. Biraz morallerimiz bozuktu. Onu konuşalım dedik nasıl geçtiğini. İlk önce bir Bükreş sonrasıyla başlayalım. Sonrasında da devam edelim güzel güzel. Biraz zor bir yerden başlayacağım ama maalesef bunları da voleybolda yaşanıyor. Çok üzülüyoruz. Seni görüyorum, sen daha çok üzülüyorsun inan. Yani Ataman bambaşka ama bir de özel bir durumun da var, o da ayrı, onu da konuşuruz sonra. Seni sahanın kenarında gördüğümüzde biz daha çok Nihan ne yaptın oluyoruz ama maalesef voleybolda bunların hepsi yaşanıyor sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Yani söyleyince çok fazla bir şey yok. Çok büyük emekler verdik. Özellikle işte teknik ekibimiz, oyuncu kardeşlerim, bütün yönetici arkadaşlarım, abilerim. Çok emek verdik ama bazen işte sporun cilveleri bunlar. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir yenilgiyle kendimizi üçüncülük, dördüncülük maçında bulduk ilk gün, ilk akşam. Keyifsizdi, çok keyifsizdi. Kelimelerle tarif etmek o kadar kolay değil. Çünkü çok isteyerek gidiyorsunuz. Kendinizden emin gidiyorsunuz. Gerçekten çok emindik kendimizden. Hani sezonda lig maratonunda belki insanlar biraz iniş çıkış yaşadığımızı gördüler ki bu gerçek. Ben de bizler de kabul ediyoruz bunu. Çok da normal. Evet. Normal bir durumdu bu ama artık oraya geldiğimizde her şey hazırdı. Her şey gayet güzeldi. Hani sanki bir gece önceki antrenman çok güzeldi. Çok keyifli dönmüştük otele. Ama işte bu kelimeden nefret ediyorum ben. Oyuncuyken de nefret ederdim ve olabildiğince kullanmak istemezdim. Ama yani olmayınca olmuyor diye lanet bir ikileme var ya. Yani gerçekten olmayınca olmuyor yani. Yani belki 50 defa Alba Blaş takımıyla maç yapsak maksimum 2 kez mi yenilirdik? İşte onun bir tanesi oraya denk geldi. Ne oldu sence Nihan? Yani oynayan bir oyuncu olarak ben ne oldu? Yani oyuncu gözüyle değerlendireyim. Teknik anlamda bir şey söylemek asla bana düşmez. Sadece ben arkadaşlarımın penceresinden bakayım mevzuya. Final oynamak, yani dörtlü final oynamak, bu kadar büyük bir kupanın finalini oynamak çok kolay iş değildir. Tecrübeyle de sabit, ben de çok defa finallere gidip beklenmedik yenilgilerle dönüp ama artık ondan sonra kafanı duvara vura vura kupanın ucunda, yani kupayı yakalamış bir sporcuyum birkaç defa. O kolay bir iş değil, anlıyorum. Biraz orada işte yeteneklerimizin önüne geçiyor duygular, kalp çarpıntısı. Yani ben açık söylemek istiyorum açıkçası. Biraz yeteneklerimizin önüne geçiyor. İşte tam o ayarı yakaladığımız zaman final oyuncusu oluyoruz. Evet. Hepsi birbirinden değerli. 14 tane kardeşim, arkadaşım. İçlerinde çok 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 fazla deneyimi olan elbette ki çok kardeşim vardı ama biraz o tam kırılma noktalarında, yani bir yerden sonra maçı tam döndüreceğimiz anlarda dediğim gibi biraz duygularımız, heyecanımız, yeteneklerimizin önüne geçti. Çünkü başka teknik anlamda bir eleştiri getiremiyorum ya. Yani hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Hepsini hem çok seviyorum hem yaptıkları işlere ve yeteneklerine saygı duyuyorum. Ya o an olmadı. Birisi sahada, birisi çıkıp da bir toparlayıp hadi arkadaşlar ya hadi tamam bitti, rüyaydı bu. Bir oldu durum setlerde. Alıp gidiyoruz diyemedik. Çok istediklerini o kadar iyi biliyorum ki, kendim kadar biliyorum. Yani herkes çok istedi. Bazen de çok istemek yetmiyormuş demek ki. Bunu görmüş olduk. Acı bir tecrübe oldu. Ama sporun içinde bunlar da var. Bazen en popüler takımda bu mağlubiyetleri alabiliyor. Tabii. Bazen soru işaretleri olan takımlar geliyor, final oynuyor mesela. Alba Blaş takımının yaptığı gibi. Diyebilecek pek de bir şey yok. Ama yine de ben bütün kardeşlerimle, teknik ekibimle, bütün ekiple gurur duyuyorum. Her zaman başından beri söyledim, hepsinin arkasındaydım. Dimdik duruyorum arkalarında, gücümün yettiği kadar da durmaya devam edeceğim. Hı hı.
Çok aslında ne oldu sorusu gerçekten zor bir soru yani. Cevabı buna cevap çok vermek zor. De çok, çok kolay zor. Bir şey değil. Çok zor bir şey yapıyorsun. Özellikle böyle mağlubiyetlerin arkasından konuşmak da ve bu kadar beklentinin arkasından konuşmak da kolay bir şey değil. Çok çok net anlayabiliyorum seni. Gelelim Ataman'a. Sen neler paylaşacaksın bizimle Ataman? Yani sezonumuzun hedef turnuvasıydı aslında Final Four. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama tabii bir takım şanssızlıklar başımızdan eksik olmadı. Önce Tanya'nın sakatlanması, sonra işte bu periyotta maç oynamadığımız dönemde Neslihan'ın, Cansu'nun bir kasık sakatlığı oldu. Neslihan'ın omuz sakatlığını yükseltti. Rabadzeva bir aşilinden bir ağrı dolayısıyla iki gün antrenmana çıkamadı. Gizem'in dizi yüzünden o iki gün antrenmana çıkamadı. Yani biz herhalde bir tane burada tam antrenman yapabildik. Bütün oyuncuların olduğu bir de Bükreş'te. Tabii ki bu bahane değil ama tabii oyuncuları hazırlamak için böyle bir fırsat bulduğunuzda hep bütün takımla beraber çalışmak istiyorsunuz antrenör olarak. Ama olmadı. Yani o buna bağlanabilecek bir sebep de değil. Tabii ki Final Four'daki sonuç. Final Four'daki sonuç özellikle ilk günkü sonuç tam bir hayal kırıklığı. Birçok sebebi olabilir. Otursak akşama kadar konuşuruz aslında. Evet. Final Four'daki başarısızlığın sebeplerini ama tabii işte dediğim gibi bu sebepler, sakatlıklar var, transfer döneminde oyuncuların bence kafasının karışık olması önemli bir sebep. Birkaç tane oyuncumuzun. Evet, son döneme denk gelmesi de çok kötü bu anlamda değil mi Ataman? Yani transfer döneminin olması, kim bırakacak, kim kalacak, o dediğin gibi kafalar başka bir yere. İster istemez ne kadar profesyonel olsan da dönüyor herhalde yani. Yani uzun zaman sonra ligler bittikten bu kadar sonra oldu Şampiyonlar Ligi Final Four'u. Genelde Türkiye Ligi final serisi öncesi olurdu. Evet. Final Four. Mart ayına falan denk geliyordu Nisan her zaman. Ortası, ortası gibi falan filan ya da Nisan işte onu civarına denk gelirdi. Doğrusu da o uzadı. Bence yani öyle olması. Hem bu transfer görüşmelerinde tabii bazı ligimiz takımları 2 ay evvel sezonu bitirdi. Kimsenin sizi beklemeye tabii zorunluluğu da yok yani Final Four. Dolayısıyla önümüzdeki seneki hedeflerinde sizin takımınızdan bir oyuncu varsa görüşüyor ve görüş yani bu oyuncular serbestse ya da herhangi bir şekilde ulaşılabilir pozisyondaysa görüşüyorlar. Bu tabii ki oyuncuların kafasının karışmasına ve dolayısıyla performanslarının düşmesine neden olabilir ve oldu gibi gözüktü. Doğru söz. Oyuncularla görüştün yani mutlaka konuşmuşsun da onlar ne hissettiler maçtan sonra? Çok üzgünlerdi. Çok gerçekten bitmiş durumdalardı. İçlerinde benim tabii çocukluk arkadaşım diyebileceğim hem kendi jenerasyonumdan arkadaşlarım da var. Daha çok onlarla tabii duyguları paylaşmam daha doğru oluyor, daha net oluyor. Çok çok üzüldüler yani mesela Seda ve Neslihan'ın kariyerlerinin son turnuvasıydı. Evet. Son ve dörtlü finale denk gelmesi aslında hem onları hem bizi çok gururlandırmıştı. Beni onların arkadaşı olarak gerçekten çok gururlandırmıştık. Çünkü düşünüyordum ki kürsü göreceğiz biz. Yani gümüş mü olur, altın mı olur onu sadece bilemiyordum. Onlar için de çok güzel bir anı olarak kalacağını hep hayalim o şekildeydi yani. Onlar adına da üzgünüm. Onlar da bu yönden de çok daha üzüldüler tabii ki her ikisi de. Ama dediğin gibi yani hayat bir şekilde devam ediyor. Ataman Hoca'nın söylediği şey o transfer dönemine denk geldi falan filan diye konuşuyoruz. Bunun kesin büyük bir sebep olduğundan eminim. Ama biraz önce dedin ya aslında hepsi profesyonel oyuncular, profesyonel hayatın içinde bunlar olur. İşte gerçek profesyoneller bu tarz şeyleri hep kapının arkasında bırakırlar sahneye çıkarken. Profesyonel olmaya adaysanız eğer sadece bazen sahneye o cebinizdeki ağırlıklarla beraber çıkıyorsunuz. O da sizi çok yoruyor orada. Bu da onlara bir ders olsun diyorum ben. Ciddi bir ders olsun istiyorum. Çünkü hayat her zaman güllük gülistanlık değil. Bunu orada görmüş olduk. Yaptıkları şeyin, yaşattıkları durumun doğru olmadığını görsünler istiyorum. Bu aslında
bir süre oynayıp da ondan sonra dışarıdan baktığında çok daha kolay oluyor. İçerideyken biraz önce konuştuk ya program öncesi, ne kadar kolay oynarken hayat. Ama bir de onu dediğin gibi profesyonel anlamda düşünüp de bir de öyle hareket etmek, düşünmek başka bir şey. Bir de hareketlerine bunu yansıtıyor olmak çok önemli. Böyle bir şey yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama oldu bitti. Aynen. Şimdi bundan sonra öne bakılacak. Maç sonrası bu arada röportajlarımız var sevgili izleyicilerimiz. Hem Seda'nın hem de Neslihan'ın bırakmasıyla ilgili de duygusal anların yaşandığı bir takım görüntülerimiz var. Onları izleyelim. Sonrasında sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya bizim açımızda çok kötü bir turnuva oldu. Hiç beklediğimiz gibi geçmedi açıkçası. Alınan sonuçlardan da çok dolayı çok üzgünüm ve utanıyorum diyebilirim. Sezonu iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Burada olmak kimilerine göre başarıydı, kimilerine göre daha yüksek bir derece olmalıydı. Ben de daha yüksek bir derece, hatta şampiyonluk çok inananlardan biriydim ama olmadı. Sorumlu aramaya gerek yok. Sadece Seda ve Neslihan'ın bugün son maçıydı. Onlarla beraber çalıştığım için çok mutluyum. Yeni hayatlarında, voleybol dışı hayatlarında onlara başarılar dilerim. Çok güzeldi yani. Güzel miydi, değil miydi bilmiyorum. Yani benim için çok değişik bir duyguydu. Yani 25 senenin ardından ilk defa yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Senelerdir voleybol içindeyim. Güzel bir keyifli bir sezon geçirdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Görüşürüz daha herhalde umarım. Açıkçası buraya dördüncü olmak için gelmemiştik. O yüzden biraz moralimiz bozuk. Çünkü tabii bu sezon biraz inişler çıkışlar yaşadık ama zor da bir sezondu. Bitti. Bu şekilde bitmesini istemiyorduk. Buruk ayrılıyoruz buradan. Ve benim de son maçımdı. Çok duygusal anlar yaşanıyor. O yüzden çok fazla konuşamayacağım. Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu arada sizi farklı bir mekanda ağırlıyoruz, onu da belirtmek istedim. Özdileğin içinde Oleri'yizdeyiz. Kendileri sağ olsunlar bize alanlarını açtılar. Ve yuvarlak masamızda Galatasaray'ı konuşuyoruz şu anda. Görüntüleri izledik. Ne düşünüyorsun Neslihan ve Seda'nın bırakması hakkında Ataman? Yani düşünülecek çok fazla bir şey yok. Çok üzgünüm Türk voleybolunun kayıpları dolayısıyla. Aynı üzgünlüğü gözde içinde yaşıyorum tabii Vakıfbank'ta. Yani bu oyuncular Türk voleybolunun tarihi. Özellikle Neslihan 2003 Filenin Sultanları senesinden beri o takımın içinde olan, Türkiye'de voleybolun sevilmesine çok fazla tanınmasına, emek gösteren ve hepsi birden yine Neslihan, Seda, gözde bu sene voleybolu bırakan oyuncularımız. İşte geçen sene Nihan, Esra, Gülden. Gülden de bırakmış. Evet tabii. Geçen sene de onlar bırakmıştı. Bu oyuncular aslına bakarsanız bizim Türk voleybolunun şu anda kulüpler bazında bu kadar söz sahibi olmasında çok büyük emeği olan oyuncular. Hem milli takımda hem kulüpler bazında. Dolayısıyla tekrar voleyboldan ekmek yiyen herkesin bir şekilde kazandığı her kuruş parada hakkı olan insanlar. Onlara teşekkür bir borç. Biz eğer Türk voleybolu bu kadar büyümüşse ve bu kadar istihdam yaratmışsa, antrenörlere, işte şimdi kondisyonerler, fizyoterapistler, masörler, bu üç arkadaşımızın çok büyük payı var. Neslihan zaten benim, Neslihan ve Gözde özellikle daha evvel çalıştığım oyunculardı. Seda'yla işte bu dönem çalışma fırsatı bulmuştuk ama hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ne diyebilirim? Üzgünüz ama yapmamız gereken bu dönemde onların yerine yeni, tekrar onların kapasitesinde oyuncular koyabilmek olmalıydı. Yavaş yavaş yetiştiğini düşünüyorum aslında altyapımızdan ki bu 23 Dünya Şampiyonası'nda alınan sonuçta da bu aslında biraz kanıtlanmış oldu. Şimdi yeni yıldızlar, yeni sporcular, yeni yüzler tekrar voleybolu Neslihan, Seda, Gözde, Nihan, Gülden, Esra ve diğer o filenin sultanları
jenerasyondan bırakan oyuncuların bıraktığı ya da çıkardığı seviyeden daha yukarı taşımalılar. Doğru söylüyorsun. Onlar çok da kabiliyetli oyuncuların bir arada olduğu bir döneme denk gelmişti dediğin gibi. Bir de Naz'ın haberi var bu arada. O da hamile olduğu için belki bir süre bırakacak. O da yani önümüzdeki sene bayağı bir ayrılan var sahalardan. Bir de öyle görünüyor. Evet, öyle gözüküyor. Yani çok enteresan bir dönem başlıyor. Naz'ınki bence bir soluklanmadır. Aha. O güzel bir süreçte olduğu için şu anda bir soluklanmadır onun yaşı daha. Genç olduğu için tekrar mutlaka geri dönecektir. Tekrar geri dönüp kaldığı yerden devam edecektir, ondan eminim. Şimdi en zor dönem başlıyor bu arada. Transfer dönemi. Sizin için çok yoğun konuşmaların olacağı, fırtınaların olacağı, bir takım yargılamaların ya da beğenilerin olacağı, bunlarla başa çıkmanız gereken bir dönem. Nasıl başladı? Biraz ondan bahsedelim. Yani biter bitmez başladı çünkü belli, görünen o. Bizde biter bitmez başladı. Normali olsun istedik, etik olsun istedik. Biter bitmez başlayalım istedik. O yüzden biraz hani geç kalınmışlıkla falan da itham ediliyoruz tabii ister istemez. Belki de tabii izleyiciler haklıdır. Çok da yargılamak da bize düşmez yani. Kime göre, neye göre bence bu da ayrıca Nihan, yani geç kalınmışlık. Aynen öyle. Hangi ama değerlere göre? Şartlarımız dahilinde Galatasaray formasına, armasına, kulübümüzün tarihine yakışır bir ekip kurmak için düğmeye basmış durumdayız. Dediğim gibi diğer ekiplere göre biraz bizim transfer haberleri geride kalmış olabilir ama zannedersem artık sonuna geldik. Zaten kağıt üstünde büyük bir çoğunluğunu tamamladık takımın. Öncelikle tabii hocamızın istekleri doğrultusunda ne yapabilirsek, seçeneklerimiz nelerse en iyisini yapma şeyine yolu çıkmış vaziyetteyiz. Dediğim gibi herhalde bir hafta, maksimum 10 gün içerisinde Galatasaray kadın voleybol takımının ve aynı zamanda erkek voleybol takımının da ekipleri hızlı bir şekilde açıklanmaya başlayacaktır. Dün Twitter'da bir haber vardı, Lazing geri döndüğüyle ilgili. Hı-hı. Doğru mudur? Geldi. Yani ona doğru olduğunu söyleyebilirim artık buradan. Sporcu karakteri ve teknik anlamda yeterliliği konusunda Ataman hocamızdan her zaman tam not almış bir öğrenciyimizdi. Öğrencisiydi Charlotte Lace. Benim de takım arkadaşımdı. 2 sene boyunca onunla aynı sahada ter döktüm. Geri dönüşü hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey onun için güzel olsun, bizim için güzel olsun. Hocamız onu seçerken ki saptamaları çok doğruydu. Ben de her zaman hemfikirdim onunla. Belki korkunç sükseli bir isim olmadığı için bazı eleştirilere, hani şahsen ben hocamız ya da yönetim kurulu... Mutlaka yani beğenen de olacak, ben beğenmeyen de olacak. Maruz kalabiliyoruz ama biz bir şey için yola çıktık. Her şey güzel olacak. Biraz sabır ve biraz sakinlikle bizi beklesinler lütfen. Artık sonuna kadar geldik zaten. Dediğim gibi her şey tamamlanmak üzere. Birkaç gün içinde arda arda güzel haberleri vereceğimizi düşünüyorum. Sizin için de çok zor. Bu kadar yıldızların bir arada olduğu bir takımdan sonra tekrar toparlanıyor olmak, yeni bir takım kuruyor olmak. Ataman Hoca zaten takımın dokusuna en uygun oyuncuları mutlaka alacak ve bünyenin içine sokacak. Peki gidenler var mı? Onlara açıklayabilir miyiz? Seyircilerimiz de bilsinler. Yani, tam olarak net olanlar varsa. Ayrılan arkadaşlarımız var tabii. Yani önümüzdeki hafta diyebilirim. Teşekkür edeceğimiz arkadaşlarımız var. Onlar da tam resmiyete kavuşsun. Hem arkadaşlarımı, kardeşlerimi de zor durumda bırakmayayım. O zaman izleyicilerimiz internetten takip edecekler. Yani biraz internetten takip edebilirler. Doğrudur. Ama ekibimiz biraz çehre değiştirecek, onu söyleyebilirim. İyi yönde söylüyorum bunu elbette ki. Giden arkadaşlarım da yolları açık olsun, gidecek olanların yolları açık olsun. Ekibimize katılacak olanlara da şimdiden hoş geldiniz diyorum ben. İsimleri kendi içimden bildiğim için. Öyle mi? Tamam, o zaman dediğim gibi izleyicilerimiz, yani bundan sonra siz internetten takip edeceksiniz Galatasaray'da neler olduğunu. Peki Ataman, U23 senden soruluyor. Yani altyapıların kabiliyetlerini, neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun. Yeni gelen jenerasyon nasıl geliyor? Yani özellikle Galatasaray'a faydası olacak oyuncular geliyor mu? Hem kendi altyapımızdan hem de milli takımlar bazında. Yani Türkiye geneline bakarsanız evet, çok yetenekli oyuncuların yetiştiğini, alttan işte şimdi A takım kadrosuna monte edildiklerini yavaş yavaş görebiliyoruz. Gelecek açısından bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. Galatasaray açısından
biz önemli bir altyapı sistemi planı yapmıştık. Bundan yaklaşık 7-8 sene evvel. O zaman Yalçın Bey'di yöneticimiz. Bu Mehmet Cibara'yla, ondan sonra Ali Bey'le, şimdi Okan Bey'le devam etmekte. Bir önemli bir altyapı projesi yapıp oradan oyuncularımızı A takıma dahil edip zaten yani bazı şeyleri açık konuşmak lazım. Gizli konuşmaya gerek yok aslında. Galatasaray Kulübü'nün mevcut borç alacak farkı durumunda siz gidip de voleybol takımı için bunu ne bir başkan ne bir yönetim kurulu üyesi hem önerebilir hem de aslında gerçekleştirebilir. Ayrıca bir antrenör olarak benim için de gerçekleştirilmesi, bir kulüp üyesi ve antrenör olarak gerçekleştirilmesi çok doğru ve mantıklı olarak görmediğim bir şey var. Gidip de atıyorum şu anda bir bütçemiz var ve bu bütçenin hepsini bir oyuncuya verebilen takımlarla aslında baş doğru, ediyoruz. Şimdi onların bütçesinde onlarla aynı yerde aynı hedefe gidiyorsunuz. Yani hedefiniz aynı ligde oynuyorsunuz ve aynı hedefe hedef için savaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu bütçeyi onlar kadar oluşturmak bir sponsor desteği olmadan, çok kuvvetli bir sponsor desteği olmadan hem çok zor hem de doğru değil. Yani reel olarak baktığınız zaman. Şimdi bu kadar borç alacak farkında 25 milyon liralara yakın bir takım kurmak ne kadar mantıklı? Bunu oturup tartışmak lazım bir sponsor olmadan açıkçası. Tabii bunu bir seviyede tutmaya çalışıyoruz sürekli. Bu seviyeyi de maksimum düzeyde, bu seviyeden de maksimum düzeyde faydalanmak için altyapı oyuncularımızı A takıma dahil etmek durumundayız. Bu işte 7-8 sene evvel yapılan plan buydu. Bu plan meyvelerini verdi. Çok fazla altyapı ya transfer ettiğimiz ve altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncularımız A takım forması giydiler ama 3-4 sene bir boşluğumuz oldu. Özellikle o dönem erkek takımının bir boşluğu vardı. Birazcık daha erkek altyapısına yöneldik ki şimdi onun meyvelerini erkek takımımız yiyor. O dönem bir kız tarafını boş geçmiştik. Şimdi tekrar kız tarafını işte Gencer hocamızla beraber yapılandırmaya ve oradan oyuncu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sene bir tane daha oyuncumuz A takım kadromuzda yer alacak, Dilara Gedikoğlu. Alanyalı oyuncumuz, oradan getirdiğimiz 3 sene evvel. Yani hem gençlerle hem de transfer edeceğimiz yabancılarla, Türk oyuncularla yine güzel, hırslı, istekli bir takım kurup, vazgeçmeyen bir takım kurup hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. En önemlisi o vazgeçmeyen bir takım kurmak zaten. Mücadele eden, sahada olan, işte hani Galatasaray için hep deniyordu ya, kızların hepsi sahadalar. Senin oynadığın dönemde özellikle hepiniz kalbinizi bırakıyordunuz orada. Bütün bedeninizi bırakıyordunuz maç bittiğinde. Yani Galatasaray bu şekilde anılan bir takım. İnşallah seneye bu daha da İnşallah. Artarak çoğalır. İnşallah. Ve çok daha mücadele Temel eden. Temennimiz ve yapmak istediğimiz evet, şey takım. Açıkçası o. Olur. Peki voleybolu konuştuk. Yani voleybol çok da konuşmak istemiyoruz aslında ama biraz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. Çok büyük olay oldu. Bir Vakıfbank maçında sonra söylediğim sözler. Orada yanlış anlaşılan bir durum var. Onu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Tekrar hem Galatasaray TV ekranlarına zaten Galatasaray TV mikrofonlarıyla yapmıştım bu konuşmayı. Hem de şimdi tekrar Galatasaray TV ekranlarına yapalım. O yanlış anlaşılma bir düzelsin. Bir kere şu konuda bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Biz maçtan hemen sonra röportaj ediyoruz ve maçın gerginliği, siniri, o anda söylenen şeyler düşünmeden ve istemeden Galatasaray TV aracılığıyla tabii yani bir anda ekranlara evet. Yansıyor. Futbol maçlarında bile biliyorsunuz futbol maçı bitiyor, antrenörler soyunma odasına giriyor. Belki oturup dinlenme maçın analizini yapma fırsatı buluyorlar. Ondan sonra yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra bir basın toplantısına çıkıyorlar. Sakinleşiyorlar. Tabii işte buna fırsat kalmadan bir açıklama yapmıştım. O açıklamada işte federasyon, sponsorluk falan filan gibi konulara değindim. Fakat bu tamamen yanlış anlaşıldı. Orada aslında söylemek istediğim tamamen yayın sayıları ve Vakıfbank Voleybol takımının
bu konuda kollandıydı. Özellikle TRT Spor'dan yapılan yayınlarda. Fakat sonra hemen akşamında federasyon milli takımlardan sorumlu Kurtar Mumcu ile yaptığım konuşmada TRT Spor'un Bayanlar Voleybol Ligi'ni, özellikle Vestavia'nın Sultanlar Ligi'ni yayınlamasında Vakıfbank'ın önemli bir desteği olduğunu söyledi bana. Hem reklam hem teşvik olarak. Tabii bu durumda söylediğiniz şey yanlış duruma düşmüş oluyor. Yani hem sizin maçınızın yayınlanmasını istiyorsunuz televizyonda, hem gerçekten önemli bir reklam veren oraya kurumun maçlarının daha çok yayınlandığından şikayet ediyorsunuz. Tabii bu bilmemekten kaynaklanıyor açıkçası. Bu söylediğim şeyler federasyon başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini kırmış. Bunu da Bükreş'te konuştum kendileriyle. Ve açıkçası tekrardan Galatasaray TV mikrofonlarıyla bunun gerçeğinin bilinmesini istedim. Orada ikinci bölüm hakemlerle ilgiliydi, serzeniş. Buna gözlemciler ve hakemler derneği, işte tam adını bilmiyorum, çok böyle tehditvari aslında bir yaklaşımla cevap verdi, ama bu konuda da sözlerimin arkasındayım. Tabii bu federasyonun kötü olduğunu göstermez. Bir fabrika düşünün, çok önemli bir fabrika düşünün. Fabrikanın bir kanadı kötü çalışıyor diye atıyorum satın alması ya da satışı, o fabrikanın CEO'su ya da gidişatı etkilenmez. Yani bu Voleybol Federasyonu'na bağlı bir kurum, hakem camiası ve ben gerekli bu işe profesyonel olarak yaklaşmadıklarını, gerekli ilgi ve alakayı göstermediklerini maalesef düşünüyorum ve görüyorum. Bunu da son Eczacıbaşı Vakıfbank final serisinde arkadaşlarım, uluslararası hakemlerimiz maç yönetirken tribünde gördüğüm hakem sayısı zaten ortaya çıkarıyordu. Açıkçası ben bu sene 350'ye yakın antrenman yapmışken ve milyon euro olarak tabir edilen bir bütçenin başında bir takımı yönetiyorken kendilerinin ayda bir kere seminer, o da işte 2 saat 3 saat ve yani ne kadar yeterli bilmiyorum. Bu takımları birbiriyle olan mücadelesinin karar vericisi ve adalet dağıtıcısı olan hakemlerimizin bu kadar çalışmalarının ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum. Yeterli olmadığını düşünüyorum ve bunun tabii bin tane istatistiği var. Ben bizim takımımızın antrenman ve maç istatistikleri tamamdır. Yani bu az önce bahsettiğim 350 antrenmanı, şimdi ofisime gideyim size antrenman programlarını tek tek getiririm. Koca bir defterimiz vardır. Her antrenman programı oraya işlenir, yazılır. Oyuncuların istatistikleri yazılır. Antrenman istatistikleri yazılır, maç istatistikleri yazılır. Ama yani tabii ki karşılaştırmak doğru değil. Biz profesyonel bir iş yapıyoruz. Onların yarı profesyonel diye adlandırabileceğim bir iş yapması bu durumu yaratıyor aslında. Biraz da tabii maddi yükü var bunun. Ama yine federasyonun hakemlerimizden sorumlu yönetim kurulu üyesiyle konuştuğumda bu sorunun işte artık ufak ufak profesyonelleşeceğini, hakemlik kurumunun daha da tabii maçlara önem verileceğini ve bunun yavaş yavaş yapılmaya başlandığını da söylemişti. Tabii mutlu oluyoruz bu tip haberlerden. Ama bahsettiğim gibi biraz daha bu konuya ilgi ve alakayla eğilmelerini tavsiye ve rica ediyorum. Çünkü gerçekten canlar yanıyor. Gözlemciler ve Hakemler Derneği'ni içinde tehditvari açıklamasından dolayı da kınıyorum açıkçası. Söylediğin şeyde çok haklısın. Milyon dolarlık takımların sonuçta karar verilmesi, sonuca gittiği noktada çok doğru bir şekilde cevap verilmesi gerekiyor olaya. Bunu da yarı profesyonel yapıldığına inanıyorsan kendi tepkini vermekte de sonuna kadar haklı olduğunu düşünüyorum. Bu çözülecek mi? Önemli olan o Atman. Yani çözülebilir mi? Bir ara dendi ya işte eski voleybolcular hakem olsunlar, yan hakem olsunlar, çizgi hakem olsunlar. Şimdi, ki daha hakim olsunlar. Eski voleybolcular değil. Voleybolu çözüm biraz olarak, oynamış hani, olan belki hakemler olabilir. Yani bence antrenör eğitim kurulunun içinde evet hakemler var. Hakemler dahil olmalı. Hakemlerin
konferanslarına ya da işte aylık yaptığı toplantılara belki antrenörler dahil olabilir. Yani çünkü bunu sporcu ve antrenör gözüyle birlik ve değerlendirmeleri olması gerekiyor. Evet. Ayrıca yabancı dili eksiklikleri olduğu çok aşikar. Yani bu tabii sadece İngilizce, İtalyanca değil. Aynı şekilde gösterilen tepkilerin farklı değerlendirmeleri oluyor. Bir kuralı bile, basit bir kuralı bile tartışan uluslararası hakemlerimiz oluyor. Biri hayır böyle, biri hayır böyle diyor ama... Kendi işlerinde çelişiyorlar. Tabii çelişiyorlar bazıları ama tabii bunun yansıması bize oluyor maalesef. Yani... Sen o çelişkiyi gördüğünde güvensizlik olarak addediyorsun. Ya güvensizlik zaten olarak addediliyor. Aslında bu konuşmanın tekrardan buraya gelmesinden hoşnutsuzum şu anda. Hoşnut değilim. Bu konuşmanın yapılma amacı aslında federasyon başkanının gerekli ilgi ve alakayı gösterdiğidir. Benim de zaten o konuşmada voleybolumuzun her şeyi çok iyi. İşte antrenörlerimiz, oyuncularımız, teknik ekipler, stafflar diye atladığım bir konu var. Federasyonumuz da gerçekten çok başarılı. Bu hem kulüplerimizin aldığı derecelerle hem milli takımlarımızın aldığı derecelerle ki benim başında olduğum bir U23 milli takımı dünya şampiyonu oldu en son Eylül ayında ortaya çıkmaktadır. Yanlış anlaşılmadan dolayı özür diliyorum kendilerinden ama bahsettiğim gibi hakem gelişimi ve çalışmalarını yetersiz bulduğumu da tekrar dile getirmek istiyorum. Biz de buradan Galatasaray TV ekranlarından ve mikrofonlarından iletiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki bundan sonra program nedir? Ne başlıyor? Transfer tamam. Gençler başlıyor. Sizin yani hayatınızda evet, ne olacak? Diyor. Ataman ne yapacak? Şimdi biz de bilemiyorum diğer kulüpler nasıl çalışır ama biz antrenörlerimizle anlaştığımız anda biz bu senelerdir böyle. Yani ben daha doğrusu baş antrenör olduğum andan itibaren bütün ekibime, staffımı bizim işimiz sadece alt takım değildir. Çünkü altyapıların da sorumlusu benim aslında. Yani altyapılardan sorumlu antrenör bana bağlı ve haftalık, aylık raporlar alıyorum oyuncularla ilgili. Şu anda A takım sezonu evet kapandı. Transfer dönemi var. Yöneticilerimiz bana fikir sorarlar. Kendileri uğraşırlar. Yapabildiklerini yaparlar. Yapamadıklarını yapamazlar. Bütçeler dahilinde ama bizim sahada bir fiil işimiz devam ediyor. Taçspor'da çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi genç takımımız var. Onlarla. Ondan sonra işte Yıldızlar ve Küçükler Türkiye şampiyonası oynayacak. Onlara yardım edebildiğimiz kadar edeceğiz. Bize de altyapı antrenörlerimiz gelir yardım eder. Yani bizde tatil bütün her şey bittikten sonradır. Evet. Bütün hem altyapılar hem A takım. Şimdi mesaimiz genç takım üstüne çünkü onların önemli bir turnuvası var. Arada transferler de var, bir de onlarla ilgileneceksiniz. Tabii en önemli yani, ve en yoğunları. Antrenör, aslında antrenör işte dilediklerini ve isteklerini söyler. Yöneticiler bütçe doğrultusunda yapabildiklerini yaparlar. Bizim orada böyle çok amşam bir işimiz yok. Sadece işte düşünüyoruz, video izliyoruz falan ama sahada olmak adına tabii altyapılarımız çok önemli ki hem onlar bizi orada gördükleri zaman belki biraz daha kendilerini göstermek için çalışıyorlar oyuncular. Tabii bir de o çok hem büyük de, bir motivasyon doğru söylüyorsun. Hem de oyuncularımız ileride ne olabileceklerini, hangi antrenörlerle çalışacaklarını görüyorlar. Belki biz birazcık yardımcı olabiliyoruzdur. Altyapı antrenörlerimize hem sahada top vurarak hem oyunculara yardımcı olarak. Böyle bir kompakt çalışmamız var. Onu devam ettiriyoruz. Devam edecek. Sahalardasın yani daha bir süre tatile gidene bitmez, kadar atman. Bitmez. O bitmez değil mi? Sen ne yapacaksın Nihan'cığım? Senin çok önemli bir sürecin var şimdi önümüzde. Benim evet, benim için... Nasılsın, iyi misin önce bir onu bir sorayım. Sağlığım yerinde. Onun da sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Şimdilik bir sıkıntımız yok. 5 ayı yaklaşık bir hafta içinde falan tam 5 ayı geride bırakmış olacağız. Tekmeler ne zaman başlıyor? Yani çok ufak ufak hissetmeye başladım ama tecrübem olmadığı için o hissettiklerim tam olarak o mu değil mi? Söylenene göre 6. ayda daha yoğun olacakmış. Bambaşka bir heyecan var. Şimdi bu işlerle uğraşıyoruz, kafa patlatıyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz. Gerçekten ciddi gerçekten anlamda. Gerçekten çok üzülüyorsun. Kimse yani belki bir antrenörün ya da bir menajerin ağladığına inanmaz ama üzüntüden ve hazmedememekten dolayı çok bittiğimiz anlar oluyor. Ama sonra bir gerçekle karşılaşıyoruz ki inşallah her şey yolunda tarafı, giderse. Evet. Eylül sonunda ya da Ekim'in ilk haftası gibi. Bir başak daha mı geliyor, bir terazi mi geliyor mu inşallah? Teraziye doğru biraz. İki başak da bırakmayalım seni lütfen. Teraziye doğru kayacak gibi gözüküyor ama bilemiyorum, belki de
babasını çok seveceği için belki de ayın başında ben gelirse belki onun gibi bir o da kız erkek olur. Belli mi onu açıklayayım. Erkek. Hı. Allah bağışlasın inşallah bir avazda gelsin. Yani Allah isteyen, dileyen. Ya şey doktorun %95 erkek dedi. %95. Yani kalan %5 olur. Bir şey çıkar. Ya o başka tabii ki. Sonra buradan erkek dedik kız oldu olmasın. Ya aynen sonra doğru. İşte bir 10 gün sonra bir daha bir kontrolümüz var. Orada artık herhalde net olarak söylerler. Arada da yeni bir heyecan olacak zaten sana bu yoğunluğun içinde ataman yani. Ya o bambaşka bir şey. O artık bambaşka heyecan değil. Hayatın başka gidişatı bir boyuta, başka bir yörüngeye giriyor. Başka bir boyuta geçtiğimiz an olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Daha aslını sorarsan samimi söylüyorum. Daha bu hengameden zaten sezonun stresi. Dediğim gibi 5. aydaysak işte sezonun en cafcaflı döneminde tanıştık onunla. Daha tam adapte olamadık yemin ederim. Anlayamadık yani ne olacak, neler yaşayacağız. Yani ona yoğunlaşmakta zorluk çekiyor insan. Yoğun bir tempodayız çünkü. Aynı iş yerinde olmak, tabii. Aynı sonuç için koşturmak da o da zor bir durum. Yani sakin İkimizin bir periyot yaşayıp da o da çünkü. Burada diyemedin ki sen zaten 2,5 ay içinde unuttuk. Bir anda unuttuk. Maçın çok unuttuk. Antrenmanın çok şeyi unuttuk. O da zaten kızıyordur yani maçı niye bana ilgi göstermiyorsunuz diye. Aynen. Yani eve geldiğimiz zaman da unuttuğumuz oldu. Tabii. Çok. Unuttuk yani tecrübesizlikten de tabii kaynaklanıyor. Şimdi çocukcağız da artık duymaya başlamış. Şey tabii ilgi göstereceksin ona lütfen. Aynen biraz tecrübesizlikten de kaynaklanıyor. Artık şimdiden sonra inşallah benim dediğim gibi bir hafta 10 gün kadar bir yoğunluğum kaldı. Transfer dönemi tabii bizim için biraz daha yoğun antrenörlere göre. Onu bitirdikten sonra yani normal işin seyrinde bir tatil yapıp bir dinlenmek. Çünkü beni bu özellikle bu Bükreş seyahati de ciddi anlamda hırpaladı. Öncesi çünkü yaklaşık 2 ay, 1,5 aydır falan oraya hazırlanıyoruz. Yani ben dokümansal ve diğer hazırlıklar anlamında söylüyorum. Yoğun bir süreç benim için. Biraz da bir sağlık olarak bir tık beni bir sarstı ama şimdi tahmin her ederim. Şey yolunda yaramaz tahmin hiçbir ederim. Şey yok. Çok keyifli, çok güzel. Şimdi artık birazcık onun tadını çıkaracağız inşallah. Boşluk bulduğunda da büyük bir ihtimalle Foça'da görürsünüz. Muhtemelen. Müthiş yerini değil mi? Bir yerlerde aynen. Bir yolumuz keşfedilir. Çok seviyoruz orayı. Benim annem de orada yaşıyor. Evet. Evet. O yüzden fırsat buldukça kaçmaya çalışıyorum. Aynen. Hem doğası hem insanları çok. Ben işte 25 sene falan oldu herhalde gidip geliyorum. Çok fazla arkadaşım var. Anne yaz kış orada öyle mi? Orada yaşıyor. Süper. Hem arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tabii hem canım. İşte rahatlıyoruz biraz. Orası çok güzel bir balıkçı kasabası. Zaten o coğrafyada herkese de hepimiz önermiyorum. Hani çünkü bir çeşme gibi olmasını istemiyoruz toprağın. Gene çok kalabalık çok fazla. Ama yine çok fazla kalabalıklaştı. Yani. Yine çok kalabalıklaştı. Yani bebek konusu da aslında önemli. Bu sene bizim gerçekten hayat ailesi, işte verdiğiniz emeklerin karşılığını alma çabası, çalışmalarınız, antrenmanlarınız bunlar derken aslında dünyanın en güzel şeyini unutuyorsunuz. Dünyada herhalde bir bebek sahibi almak kadar güzel ve önemli bir durum yok. Ama işte bunu gerçekten ikinci plan attığımız hatta unuttuğumuz dönemler geçirdik. Ve hatta işte Novara maçında ki o maç hem skor olarak İstanbul'daki maç 25-17, 25-6 mı 7 mi bitti galiba bir set. Öyle iki set alıp maçı 3-2 kaybetmek beni çok üzmüştü. Ayrıca Koselova'yı kaybetmek çok üzmüştü sakatlığından dolayı. Önemli bir sakatlığı olduğu zaten. Olduğu andan belliydi. Çünkü ben devam etmek istiyorum dedi ama ayağa kalkamadı orada bench'te. O gerçekten ki bizim en skorer oyuncumuz ve en önemli hücum gücümüzdü. Yani ondan sonra o sakatlıktan sonra yaptığımız 8 maçta sadece bir galibiyet alabilmişiz. Bu bile aslında Koselova'nın ne kadar Tanya'nın önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. O maçın revanşında Novara ile oynayıp orada Neslihan'ın inanılmaz bir performansı vardı 38 sayılık. Belki diğer arkadaşlarımızın da tabii ona yardım ama belki Neslihan'ın o inanılmaz performansıyla Novara'ya geçip Final Four'a kazanma hakkı elde ettik ama sadece o maçı kazanabildik açıkçası. Ondan sonraki 8 maçta sadece bir galibiyetimiz var. O gün eve döndüğümde işte gerçekten çok üzgün ve sıkkındım. Nihan dedi ki yani evet üzgün ve sıkkınız ama bir tane bebeğimiz var. Büyütmek üzere olduğum ve çok güzel zamanlar, büyük, önemli zamanlar geçireceğimiz. Lütfen biraz ona odaklan.
O bile işte insanı bir derece rahatlatıyor. O farkında zaten ya. Yeter artık diyordur yani. Bırakın işinizi gücünüzü, benimle ilgilenin diyordur artık yani. Bir de erkek. Tabii o biraz dikkatsiz geçirdi bu dönemi. Yani ben genelde Türkiye Ligi'ndeki maçlarda belki biraz onu kontrol edebildim bench'te olduğu için. Hani Nihan sakin ol sen falan filan diye, ama Şampiyonlar Ligi maçında istatistikçinin arkasında olduğu için tabii arada sırada göz göze geliyorsunuz. Bayağı yani sahaya girme boyutunda zıplamalar, atlamalar, sinirlenmeler, hepimiz sevinmeler. Hepimiz görüyorduk. O zıplayıp atlıyor, yaşadık. Biz bakıyoruz. Biz Merve ile birbirimizi çekiştiriyoruz o arada. Bak gene sıçacağız, bir şey olacak ya diye halinde böyle. O da bu heyecanlı. O da Nihan'ın yapısı. O da öyle geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor. Biz bu işi yaptığımız sürece o bu işi yaşayacak. Belki o da sporcu olacak. İnşallah. Hadi bakalım, Eylül Ekim'de büyük merakla geleceğiz, evet, ve göreceğiz Nihan'cığım. Biz de çok merakla bekliyoruz bakalım. İnşallah, inşallah. Yani her şey yolunda gitsin de. İnşallah, inşallah. Tüm isteyenlerin dediğin gibi başında olsun. Önemli olan o, evet. Biz istiyorduk, çok istiyorduk. Yani yaklaşık herhalde 25-26 yıllık voleybol kariyerim tek bir gecede tamam bitti. Artık yeter. Çünkü ona da vakit ayırmak lazım diye bitirdik. Sonra ne zaman o beklenti girince değişik duygular ya, çok değişik duygular. Geçen sene işte kariyerini bıraktığında son programı burada çektik. Evet, buradaydık. Bu sene yine aynı son programı, aynı masada hatta. Ben özellikle bu masayı seçtim, zaten çok sevdim bu yuvarlak masayı. Neslihan, evet. Sen bendik. Aynen, bugün aynen. Neyi konuşuyoruz ve nasıl bir mucize var hayat içeride? Aslında hayat böyle bir şey. Bazı şeylere takılıp kalmamayı öğretiyor. Hayat başka yerlerde akıp gidiyor. Güzel şeyler de oluyor hayatın içinde. Buradan tavsiyem gerçekten şu fanatizmden uzaklaşalım. Evet, söyledim, hiç sevmiyorum ve hoşlanmıyorum. Ben hoşlanmıyorum. Ben, kulüpçülük anlamında. Kariyerim boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray olmak üzere Türkiye'deki 3 büyük ve birbirinden önemli kulüpte uzun 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 dönemler çalışmış bir oyuncu olarak söylüyorum. Fanatizm hiçbir zaman tasvip etmediğim, içime sindiremediğim bir duygu. Bu bir takım tutmak, takım tutmamak falan, o sorularla hep karşılaştığım için bu bununla alakalı bir şey değil. Ben bir şeye çılgınlar gibi eşim ve çocuğum dışında ayırıyorum onu. Yani böyle kulübe bir şeye çılgınlar gibi tutunup onun uğruna insanların canını yakmayı, kırmayı, üzmeyi, kalp kırmayı sevmiyorum. Yani bunu hazmedemiyorum yani açıkçası. Şu son dönemde de çok sıklıkla yaşadığım için bu tarz şeyleri. Hem şahsım adına, hem ekibim adına, bizzat hocanın kendisi adına çok sık yaşıyoruz bu tarz şeyleri. Sosyal medya dediğimiz, bence yeryüzünün, evet, bir yere kadar tolere edebilirsin. Şeyi, aynen öyle. Orada çok sık yaşıyorum. Bu kadarına gerek yok. Başka bir yerde hayat devam ediyor. Sizler eminim ki, o yazan insanlardan bahsediyorum, bilgisayarın kapağını ya da telefonun yandan kitleme tuşunu kapattığınız anda çok güzel hayatlarınız var. Ama bize yüklüyorsunuz ama o söylediklerinizi. Ama bize hep negatifi yüklüyorsunuz. Yok, yüklemiyorsunuz aslında, yani biz onunla yaşıyoruz. Aynen, yaşıyorsunuz. Onunla yaşamak yani, zorunda kalıyorsunuz. Bir yere kadar geleni gönderebilirsin yani. Bir yerde bir küçük bir şeye takılırsın, çok normal. Kimse sizin emek verdiğiniz ve başarısız olduğunuz bir işten sonra yaşadığınız üzüntüyü yaşayamaz. Yani. Aynen. Hem ister fanatik olsun, ister Galatasaray'ı acayip seviyor olsun. Burada sizin alın teriniz var, emeğiniz var. Siz gerçekten yıkılıyorsunuz. Bu emek bir de bir aylık yani, bir şey değil, bir günlük bir şey değil. Tamam, 12 aya, yıllara dayanan bir çalışmanın sonucunda. Olacaktır da, onlara ama, kesinlikle tabii, şey işte değil küfür. Mi? Ben de gerçekten hani fanatikliğin insanlara zarar vermesi konusunda çok Nihan'a katılıyorum, ama ben de bir fanatiyim aslında. Yani baktığınız zaman insanlara zarar vermemeye çalışan, özellikle bu futbol tarafına sapmadan, ama gerçekten çocukluğumdan beri işte babamın yönlendirmesiyle 3 yaşında beni omzuna alıp maçlara götürdüğü dönemden beri gerçek bir fanatiyim. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Kimse emek gösterip başarısız olan ya da istediğini alamayan, yani başarısız olan demeyelim tabii. Başarı çünkü göreceli bir kavram. Herkese aynen göre değişiyor. O anda istediğini alamayan bir antrenör, bir oyuncu ya da masör, teknik ekip kimdeyiz? O takımın herhangi bir parçası kadar üzülemez, üzülmüyordur. Evet. Bunu bilip buna göre lütfen yorumlarınızı yapalım sevgili izleyicilerimiz. Lütfen. Hakikaten. Rica ediyorum. Biraz daha sakin olalım.
sakin olalım. Her şey yoluna girecektir. Çünkü bu taraf elinden geleni yapıyor zaten. Yani Galatasaray için ne gerekiyorsa en iyisini yapıyorsunuz. Siz bunun için uğraşıyorsunuz. Kimse de bu kadar acımasızca eleştirmeye katlanamıyorum yani. Kendimi de geçtim, oyuncu arkadaşlarım için de katlanamıyorum. Hiç kimse için. Başka takımdaki arkadaşlarım da dahil buna. Hiç kimse bunu hak etmiyor. Çünkü gerçek hayat devam ediyor. Bakın, bir efsanedir değil mi Neslihan Demir? Bir gece, o son geceye geldi, bıraktı. Artık 6 Mayıs akşamı itibariyle normal hayat devam ediyor. Her şey geride kaldı. Keza Seda, Gözde, bu saydığım isimler çok müstesna sporcular. Güldenmiş, Esra, hepsi. Nihan'ı bile katıyorum. Yani herkes kendi şeyinde müstesna insanlar. Ama artık başka hayatları var, devam ediyor. Sizin Neslihan'a, Seda'ya, Nihan'a ya da Ataman'a ya da X bir oyuncuya ettiğiniz küfürler artık gerçekten arkada kaldı. Yani yapmasınlar ya. Üzücü oluyor. Gerçekten üzücü oluyor. Ciddi söylüyorum. Ya bunun başka bir sebebi tabii voleybolun popülerliğinin biraz az olmasından kaynaklanıyor. Evet. Yani şimdi bir futbolcu çok fazla kişi tarafından takip ediliyor olabilir, beğeniliyor olabilir, beğenilmiyor olabilir. Antrenör de aynı şekilde. Çok fazla şimdi ülkemizin spor politikasına ve yaşamına bakarsanız herkes antrenördür bizde. Herkes ah o penaltıyı ben de atardım oradadır. Ya bu nasıl koşamıyordur falan filan. Herkes tabii. Aslında bir herkes şeye bir yorum yapar. Tanıyordur. Herkes mesela okul takımında voleybol oynamıştır. Ben herkes yani ben voleybolcuydum. Özellikle voleybol, bayanlarda çok mutlaka, erkek takımında da vardır, bayan takımında da vardır. Tabii ki bunlar olabilir ama voleybolda tabii ki takip edilen çok fazla popüler olmadığı için işte 50 kişi, 100 kişi. Bunların tabii 5-6'sı size bir şey yazınca mutlaka görüyorsunuz, yani, okuyorsunuz. Evet. Ve oyuncularımız gerçekten bundan çok etkileniyor. Yani bir gün işte kötü bir performanstan sonra ertesi gün antrenmana gerçekten yüzü düşük ne oldu diyor. İşte herkes ağza alınmayacak şeyler söylüyor, küfürler ediyor falan diye gelen oyuncularımız olabiliyor. Hadi biz alıştık, biz görmezlikten geliyoruz artık bazı şeylere ama insanların gerçekten hakaretvari hareketleri hem sizin oluşturmaya çalıştığınız sıkıntılar içinde oluşturmaya çalıştığınız bütünü bozuyor bazen. Hem de işte oyuncuların psikolojisiyle ilgili sıkıntılar yaratabilir. Tabii yakışmıyordu zaten. Yani insan ne olursa olsun tarzına ve üslubuna dikkat etmeli yani diye düşünüyorum bu anlamda. Voleybolu, futbolu, basketbolu yoktur. Bayan voleybolu voleybol sporu. Lütfen. Zaten yaşanması günden güne güçleşen bir ülkenin mensuplarıyız. Çok seviyoruz, çok bağlıyız, gönülden bağlıyız. Ama büyük büyük zorluklarla savaşıyoruz ülke içinde yani. Yaşam şartlarından bahsediyorum. Boş verelim ya. Sadece izleyelim, alkışlayalım. Yapamıyorsa da onunla beraber üzülelim. Bu kadar basit. Çok da çok özelleştirmeye gerek yok yani her şeyi. En önemli mesajları verdim zaten. Bu hem oyuncular için hem sizin için çok önemliydi. Çok doğru. Kapatacağız abi biraz sonra. Söylemek istediğiniz bütün sezonun ya da içinizden geçen seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz neler var? Onları alalım, duygularınızı, ondan sonra da programımızı son verelim. Ben sizler aracılığıyla güzel Galatasaray taraftarımıza sene boyunca bizi yalnız bırakmayan ya son 4 yıldır, yani ben zaten Galatasaray'daki 5. yılım. 5 yıldır diyeyim, yukarı doğru ivmelenen bir seyirci topluluğumuz var. Günden güne arttı, günden güne arttı. Onlara sizler aracılığıyla sonsuz teşekkür ediyorum. İyi günde de, kötü günde de yalnız bırakmadılar. Buran Felek'teysek, Taç Spor'daysak, şehir dışındaysak dahi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar. Seneye inşallah kaldığımız yerden ama son maç gibi değil, başarılarla devam etmeyi temenni i̇nşallah ediyorum. Yani. Tüm ekibi, arkadaşlarıma arkamızda bıraktığımız yıl için sonsuz derecede minnettar olduğumu, önümüzdeki yıl bizde olacaklara bol şans, bizden yolunu ayıran kardeşlerime de yine hayatlarında bol şans ve mutluluk, sağlık diliyorum. Tamam. Sen de söylemek istersin. Yani önce takımla ilgili bütün sezon ellerinden geldiğince
ve işte yaşadığımız hem içeride hem dışarıda bir takım zorluklara rağmen emeklerini sahaya yansıtmaya çalışan bütün oyuncularıma ve teknik ekibime, yöneticilerime, idarecilerime hepsine teşekkür, bir borç biliyorum. Taraftarlarımıza da aynı şekilde. Tabii burada eklenmesi gereken bir konu var. Bir sürü bahane sayılabilir ama sonuç tektir. Sonuç bu sene hedeflenen başarıların yakalanamadığıdır. Aslına bakarsanız sonuç. Bu sonuç mibalinde de bütün hem taraftarlarımızdan hem yönetim kurulu üyelerimizden hem bu takımın kurulmasında emeği geçen herkesten tabii özür de bir borç biliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tüm samimi paylaşımlarınız ve gerçekten hissettiklerinizi bizimle burada paylaştığınız için seyircilerimiz de izlediler. Her şeyin farkındalar onlar da. Bundan daha fazla hani belki de bilmedikleri şeyler biraz daha konuşuluyor oldu. Özellikle işte son Vakıfbank işte maçı ve hakemlerle ilgili olan olayda. Her şey, konuşulan her şey daha iyiye gitmek üzere. O yüzden burada kimsenin eleştirildiği de yok. Nasıl daha iyiye gidebiliriz? Nasıl daha başarılı olabiliriz? Bunun peşindeyiz. Aynen. O yüzden önümüzdeki sezon aynen çok daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah. Bir arada olan, birbirlerine bağlı olan bir takımla çalışılacağına inanıyorum. Sizin çünkü çok ihtiyacınız var. Siz çok hak ediyorsunuz başarıyı. Gerçekten çünkü çok emek veriyorsunuz. Yani bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Camiada ben bir eski olarak eskiden bazı şeylerin ne kadar kolay olabildiğinin farkındayım. Şimdi öyle değil. Şimdi sistemler farklı, antrenörlerin işte 365 günün programı, karşında ciddi profesyoneller var. Ve bunun için kafa patlatan, emek veren, evet, gerekirse hücrelerinde büzüşme yaşayan, yani strese girdiğinde büzüşmeler, sağlığından alıyorsun. Aynen. O kadar çok hak ediyorsunuz ki inşallah emeklerinizin karşılığı fazlasıyla İnşallah. Olmasını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim, çok ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Efendim, bu senenin son programını Özdilek'te, Oleriz'de kapatıyoruz. İyisiyle kötüsüyle Ekim ayından beri voleybol anası programını yapıyoruz. Ben naçizane eski sporcu olarak elimden geldiğince sizlere anlatmaya, aralarında bağ olmaya çalıştım. Biz de seneye nerede oluruz bilemiyoruz. Önümüzdeki sezon umarım her şey istediğimiz gibi olur. Başarılarla dolu olur. Burada bir şey var. Bunu neye veriyoruz o zaman? Ha, Nihan'a veriyoruz. Peki buyurun. Orada bir şey var galiba. Açayım, açalım şimdi bakalım. Ne geliyor? Tahmin ettim. Çok 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 teşekkür ediyoruz gerçekten. Bir boyutunu göster bakalım aslan parçasının. Allah çok küçük. Ay Allah. Kameraları bir gösterirsen. İnşallah. O da iyi bir Galatasaraylı olacağına inanıyorum ben. Ah canım benim ya, inşallah. İyi bir Galatasaraylı olacak. Kesin eminim bundan. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Bir de şeyi de var. Ay, çok teşekkür ederim. İncesiniz gerçekten. Güle güle kullansın. Çok çok teşekkür bir ederiz. Bir avaz da gelsin inşallah. İnşallah. Zaten beraber size oluruz. Size mutluluk getirsin. Biz de yanında oluruz. Kesinlikle. Ben Ayvalık'tan geleceğim. Artık sizi Ayvalık'a bekliyorum. Yılbaşı'ya geldiğinizde o dondurmaların oraya gelmem lazım. İnşallah canım, bekliyorum. Çamlık dondurmacısına gidiniz arkadaşlar. Gidelim. Bekliyorum hepinizi. Son program olduğu için ben de Ayvalık'a sevgilerimi göndereceğim. Buradan artık söyleyemiyordum. Söylemek istedim sevgili izleyicilerimiz. Hepinizi de beklerim gelirseniz. Oleriz'e teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladılar, misafir ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere.